Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla sizlerin de desteğiyle hazırlanan videomuz. Hepiniz hoşgeldiniz. Bu arada son köşe yazımı en azından okumasanız bile bir beğeni atar mısınız? Bak orada mesela çok güzel analiz yaptığımı düşünüyorum. Rakip takımlara ilişkin de güzel analiz yaptığımı düşünüyorum. Hatta ee... yani ben olsam iz... okurdum o yazıyı ya. Güzel bir yazı oldu bence. Yani kendi yazımı övmek için de. Tabii ki e, çaba sarf edeceğim ama gerçekten güzel yazı oldu ya. Şimdi Fenerbahçe'ye bu penza önerisi diye başlıyorum. Diğer video çok uzun sürdü bari bunu kısa tutalım. Biliyorsunuz Hatay Spor'la gol krallığı yaşadı. Bu penza Fenerbahçe'ye önerildi. Ben bu süreci size anlattım. Hocam ben kanalın yeni abonesiyim. Bu kanaldan yeni haberim oldu. Ee, takipteyim. Şu an karar veremedim abone olsam mı olmasam mı diyen kardeşim. Sen abone ol ben anlatıyorum. Biz bu penzayı normalde yemlemek için ortaya attık. Başka bir kanat transferi yapacaktık. O konuşulmasın. Araya kimse girmesin. O oluyor ya Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor falan araya giriyormuş. Ya da Fenerbahçe araya giriyormuş. Öyle söylüyor Galatasaray yöneticileri ve spor yazarları. Bu olmasın diye biz yem attık ortaya. Jesus da La kim bu bu penza diye. Ha çen bu bu penza dedi. Mehmet Aurelio da. Şimdi Jesus hocam. Pozisyon belli. Bu adamın pozisyonu belli diye söze girmiş. Lan ne pozisyonu ben sana pozisyon mu sordum falan filan. Lan bu adam kabzı mal mı bu adam ne diye sormuş. Yok demiş ben Aurelio'yum falan milli takımda oynadım falan filan. Acun'un kupasını turnuvasında oynadım orada Fenerbahçe şampiyon oldu falan demiş. E, Cesus hayretler içerisinde kalmış. Siz nasıl kazandınız halı saha turnuvasını falan demiş. Ho uzun hikaye demiş. Neyse bu penza konusuna gelmişler. Aurelio bu penzayı anlatmış. Demiş ki yani ben çok beğeniyorum. Ya müthiş bir forvet. Burada gol kralı oldu. vuruş repertuarı yüksek şöyle bir. Açın getir bakalım onları. bir. Bir, bir, Ben bir bakayım demiş. Sanki Erzurumlu Niloya gibi. <laughs> Erzurumlu şey. Jesus. Neyse. Sağdan getir bakalım demiş. O da getirmiş Erzurumlu Jesus'a. Jesus izlemiş, izlemiş. Adam kafayı yemiş. Adam hayran kalmış. Bir sorun bakalım bunun fiyatını demiş. Bu penzanın sanırım menajeri. Yani tam olarak görüştüğümüz kişiyi de belirteyim. Tam olarak görüştüğümüz kişi diyor ki ben bunu getiririm size. Sıfır kiralama ücreti. Fakat zorunlu satın alma opsiyonu 5 milyon euro. Bakın sıfır kiralama bir sene sonra 5 milyon euro zorunlu satın alma ücreti. Bana da hafiften bir sakal atarsanız bu iş olur demiş. Jesus Kabul etmiş. Gidin sorun. Şartlarını sorun. Şey yapın. Kulübüyle görüşün. Hani bu adam böyle diyor ama bir de kulübü yoktan hani 3 üç verebiliriz. 3,5 üç verebiliriz falan filan. Sizi maaş yükünden kurtarız. Bu penzaya gidiyor haber. <laughs> bu penza da kabul ediyor. Ben gelirim seve seve diye. Kulüp görüşüyor. Bak ben bu kadarını biliyorum. Buradan bu, bir adım ötesini bilmiyorum. Yani hakkınızı helal edin. Arkadaşlar her duyumu da bilmek zorunda değiliz. Ya da değilim. Bizde şey oluyor, görüşüyorlar bu penzayla. Misal olmuyor diyelim. Bu sefer çıkıyorlar. Biz bu penzayla hiç görüşmedik ki. Öyle bir görüşme yok ki. Lan arkadaş. Ya kendinizi kandırmayın ya. Yalan söylemeye gerek yok. Neyse. Anladınız değil mi arkadaşlar süreci? Bu penza diyor ki ben Fenerbahçe'ye gitmek için içeride param var. Onu dahi bırakırım. Bak bu penza Fenerbahçe'de oynamayı çok sıcak bakıyor. Bilmiyorum artık niye bakıyordu. Ama çok sıcak bakıyor. Süper Lig'de gol Kralı oldu. 4 milyon 250 bin euroya gitti. Hocam 4.250'ye giden adam bize 5'e gelir mi? Adam niye 5'e getirsin? Zaten 4.250'yi almış. Ya Arkadaşlar oradaki formülün buradaki 1 değil. Hatay'da 22 golle gol Kralı oldu. Hani Orada da bayağı goller attı ama. Bilmiyorum. Şimdi bu penzayı alacak olsan. Rahat bir 1.5 ayı var. 1.5 ay sonra bu penzayı izlersin. Bunu da bilginiz olsun. O yüzden lan nasıl olsa bir buçuk ay sonra izleyeceğim. Ee, zaten bir buçuk ay sonra şey giriyor, giriyor. Dünya Kupası arası giriyor hemen hemen. Yani Ağustos bitiyor. Eylül. Hocam Kasım'da ta ya. Yani bir buçuk ay sonra diyeyim arkadaşlar. Yani arada milli ara falan filan var. Ekim'e doğru falan bitiyor. Zaten Ekim derken Kasım oluyor. O arada Dünya Kupası arası falan filan var. Bence bizimkiler bu penzeyi alacaksa da biraz sarkıtırlar. Niye sarkıtırlar? Fırsat transferi dediğim böyle olur çünkü. Ağustos ayında olur. Üyelere ben bir duyum verdim. Dedim ki 25 Temmuz'da kap var. 28 Temmuz'da kap var. Ama forveti 1 Ağustos'tan önce beklemeyin. 15 Ağustos'tan önce normalde beklemeyin ama kanalımız 25 bin aboneye ulaşırsa inşallah dualarla edeceğimiz dualarla biraz geriye çekeriz dedim. Hakikaten 25 bin abone oldu. 1 Ağustos'tan sonra da ben Forvet kapını bekliyorum ama 1 Ağustos'a kadar beklemiyorum. Haberiniz olsun. Aa, bu demek değil ki bak kap şu. Anlaşılmıştır şu kadar para verilmiştir şu kadar sözleşme bu kap. Gelecek İstanbul'da görüşeceğiz. Bu kap öncesi kap. Tamam mı? Bunu da söyleyeyim. Diyak'la ilgili geri alma maddesi yok demiş ama benim birçok duyumumu doğrulamış Ankara Gücü Başkanı Sayın Faruk Koca demiş ki Tuzla Spor'da oynayan bon servisini Fenerbahçe'den aldıkları Diak için sözleşmesine ilgili bilgi vermiş. Bakın iyi dinleyin arkadaşlar. Benim size verdiğim duyumlar doğru muymuş yanlış Fenerbahçe'nin oyuncuyu geri alma opsiyonu ve sonraki satıştan payı var mı demişler. O da net bir şekilde hayır demiş. Diak iyi dinleyin burayı. Diak aslında Fenerbahçe'nin oyuncusuydu. Tuzla Spor'a bir anlaşmayla verdi. Oyuncu yaklaşık 3 haftadır bizdeydi. Geçen gün aldığımızı açıkladık. Oyuncunun yüz, oyuncu %100 bize ait. 4 yıllık sözleşme imzaladık. Diyağı bon servis bedeli ödeyerek aldık. Geri alma opsiyonu ve sonraki satıştan pay yok demiş. Şimdi geri alma ve sonraki satıştan pay yok kısmını hariç her taraf Mustafa Hoca'nın duyumlarıyla eşdeğer. Hatta 2-3 ay önceki duyumlarla eşdeğer geri alma ve sonraki satıştan payla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Diyak bon servisiyle giderse Fenerbahçe kasasına para girecek. Ankara Gücü Başkanı'ndan daha iyi bildiğimi iddia etmiyorum. Ama bu kulağınıza küp olsun olur mu? Bu kadar çok konuşmaya yetkin var. Gelelim Putin tezahüratına. Putin tezahüratına ilgili soruşturma açılmış. Oyafa Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçındaki Vladimir Putin tezahüratı nedeniyle soruşturma başlatmış. Muhtemelen aynı UEFA Marsilya maçında açılan PKK bayrağına ilgili de soruşturma başlatmıştır. Muhtemelen aynı e, UEFA Beşiktaşlılar bile unutmuştur. Şanlı Türk bayrağı Dinamo Kiev tribünlerinde yakılırken sahada oyuncular tahrik edilirken muhtemelen bir ülkenin bayrağını yakmanın da terörizm propagandası olduğunu bilerek yaklaşmıştır. Muhtemelen aynı UEFA gol sevinci sonrasında yani gol sevincini Fenerbahçe taraftarını kışkırtmak amacıyla tribüne dönerek ve uzun süreli yapan futbolcuya da muhtemelen e, provokatörlükten dolayı bir yıl bütün spor müsabakalarında men cezası verecektir. Eğer bunları yapıyorsa bunları yaptıktan sonra gelsin Fenerbahçe'den de ceza veriyorsa versin. Ya dünyada sadece Ukrayna yok. Dünyada sadece Ukrayna yok. Ya arkadaşlar Fenerbahçe düşmanlığından dolayı gözünüzü kan bürümüş ya gözünüzü kan bürümüş. Bazı arkadaşlara söylüyorum gözünüzü kan bürümüş. Ya Doğu Türkistan'da millet ölüyor, ölüyor, öldürülüyor. Millet ne işkencelere maruz kalıyor? Haberiniz var mı? Filistin'e, Arakan'a geçtim hadi. Orayı Türk saymıyorsunuz. Türk değil diye oradaki zulümlere bir artık ses çıkarmaz oldunuz da. Hadi o ayrı mesele de. Suriyeliler ülkemizdeki yap, yapılan hareketlerden dolayı Suriyelileri hanginiz gitmesin diyorsunuz? Hanginiz gitmesin diyorsunuz? Burada çıkıp "Aa Fenerbahçe bir hareket yapmış. Hadi kakalayalım." Kusura bakmayın. İçinden çıkın da ondan sonra konuşun. Ya ne kadar saçma sapan hareketler. Galatasaraylılar İsrail bayrağı açmadı mı? Beşiktaşlılar Yunan takımıyla kardeşiz demedi mi? Hatırlayın bunları. Beşiktaş'ın çarşı grubu bir elemanı PKK grubundan bir elemanın şeyini paylaşıp bunu öldürenlere lanet diye paylaşmadı mı? Sonra MHP teşkilat başkanı mıymış neymiş milletvekili mi ney da kaldırılmadı mı? Geçmişte biz neler yaşadık hatırlamazsınız siz. Ben bunların hepsini hatırlatayım. Hatırlatayım. Fenerbahçe Chelsea'nin oynayacağı zaman Beşiktaş tribünde Chelsea atkıları falan asılmadı mı? Muhtemelen Fenerbahçe taraftarı da yapmıştır geçmişte. Muhtemelen yapmışlardır. Galatasaray'ın Monaco maçıydı herhalde. Orada bir kavga vardı. Fenerbahçe formalı birisi çıkıp Galatasaraylıları koruyup oradaki rakip taraftarı tertemiz dövmemiş miydi? Biz bunları da gördük. Hatırlayın. Galatasaray Roma'da e, çirkin saldırıya uğrarken Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor taraftarı Galatasaray'la birlikte Romalıları dövmedi mi? İyi de yaptılar. Ellerine de sağlık. Oh. Ne olacaktı? Bizimkileri mi döveceklerdi? Ne olacaktı? Roma ile yaparken Galatasaray Türkiye'dir. Roma ile yaparken Trabzonspor Türkiye'dir. Beşiktaş Türkiye'dir. Fenerbahçe Türkiye'dir. Aa Dinamo Kiev ile yaparken Fenerbahçe Türkiye değil diyorsanız... İsrail diyorsanız, başka bir şey diyorsanız o sizin İsrail'lerinizden geliyor. O sizin başka milletlerden oluşunuzdan geliyor. Kusura bakmayın. Desteklemeyebilirsiniz. Yenilsin diyebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalsın da o parayı alamasın diyebilirsin. Dalga geçeyim diyebilirsin. Bunlar çocuksu şeyler. Bunlar hakkında bir şey diyemem. Ama ya şanlı Türk bayrağını orada şey yaparken. Bir şey söyleyeceğim. Ukraynalı oyuncu Gol sevincinde çıkarsaydı Türk bayrağını koysaydı üstüne bassaydı Fenerbahçe taraftarı Putin deseydi hangisini tutacaktınız lan? Hangisini tutacaktınız? Allah'ınızın kitabınızın aşkına konuşun. Hangisini tutacaktınız? Putin yapan mı ahlaksız? Bayrağa basan mı ahlaksız? Diyecektiniz. Ab değiştireyim. Değiştireyim. Fenerbahçe Trabzon spor maçı oynansın. Trabzon'da oynansın. Fenerbahçe 1-0 öne geçsin. Fenerbahçe futbolcu balık sevinci yapsın. Kendini yere atsın oltayla balık tutuyormuş gibi hareket yapsın. Kaç Trabzonspor taraftarı sahaya inecek? Şimdi size soruyorum. Trabzonspor taraftarı mı suçlu? Fenerbahçe futbolcusu mu suçlu? Daha da absürt bir örnek vereceğim. Teşbih de hata olmasın. Bak teşbih de hata olmasın. Kimse üstüne alınmasın. Geziyorsunuz caddede şurada burada. Antalya'da mesela ee, Konya altı plajında gezi geziyorsunuz. E, tam gezilecek yer böyle sakin şey. Herkes kendi aleminde. Orada bir sokak köpeği yerde yatıyor. Lan bir itlik yapayım dedin yerden taş aldın kö sokak köpeğine attın. Köpek de geldi sana saldırdı. İkiniz de hastaneye kaldırıldınız. E, i̇kinize de veteriner bakıyor. Çünkü bu hayvanlığı yaptıysan normal hastaneye gidecek halin yok. Şimdi veterinere soruyorlar hangisi suçlu diye. Veteriner köpek mi suçlu diyecek, it mi suçlu diyecek. Hangisi suçlu? E adam orada sakinçe şey yapıyor değil mi? Gitti taşa atmasan o orada saldırır mı? Yok. Ya Fenerbahçe taraftarı Dinamo Kiev maç öncesi alkışlamadı mı? Türkiye Cumhuriyeti devleti ya bak parti marti siyaset miyaset geçin. Geçin ucuz siyasetinizi şunu Fenerbahçe üzerinden yapmayın. Geçmişte yapanlar şimdi yurt dışında kaçak hayatı yaşıyor ya da içeride cezaevinde yaşıyor. Fenerbahçe üzerinden bir şey yapmayın abi. Ucuz siyasetinizi yapmayın. Bu ülke bedavadan sihalar ihalar vermedi mi Ukrayna'ya? Desteklemedi mi? Fenerbahçe Şaktar Donetsk'ten Galatasaray Dinamo Kiev'le yardım maçı yapıp gelirini göndermedi mi? Hiç Fenerbahçe gönderdi de ben başka takımları tam bilmiyorum. Galatasaray yaptı herhalde ya. Beşiktaş'ın kimi iptal olduydu. Sonuç olarak gönderdi mi gönderdi. Yalnız da oldu mu oldu. Ama gol sevinci sonrası. Lan bir Dinamo Kiev yöneticisi çıksın desin ki bizim oyuncumuzun yaptığı hareket yanlıştı. Fenerbahçe'ninki de yanlıştı. Bak yok. Yok. Avrupa'nın her zamanki gibi şey politikası. Peki bir şey soracağım. Rusya Ukrayna'yı işgal ederse kim haklı olacak biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Putin'i haklı olacak. Bu sefer de yaşasın Putin diyecekler. Demeyecekler mi? Demeyecekler mi? Diyecekler. Çünkü işgal eden zaman haklıdır. Darbeyi yapan haklıdır diyecekler. O zaman ne olacak? Fenerbahçe Putin'i desteklemişti. O zaman Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonu ilan edelim diyecekler. Hayır. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Dar düşünceler, dar. Dar. Gerçekten dar düşünceler. Bizim Kayseri'nin şeyinde e, paylaşmışlar bunu. Neler yazmışlar neler. Sanki sanırsınız Kayseri Spor bu sene Trabzonspor maçında hiç olaylar çıkmadı. Hiç olaylar çıkmadı. Çok sakin maç izlendi. Ya olay çıkaran adamlar çıkmışlar ya Fenerbahçe seyircisi hep böyle şöyle falan filan. Evet. Bir bakın bakalım Trabzonsporlara bir sorun bakalım. Kayseri maçında neler yaşamışlar. Eğri eğri doğrudur. Doğru. Bak ben ben de kıvırma mı vurma olmaz abi. Ben harbi konuşuyorum. Ben harbi konuşan bir adamım. Harbi konuşan bir adam. Bak diyor dediğimi unutmayın. Yarın bir gün çıkar Trabzon maçında birisi balık taklidi yapar. Orada seyirciler aşağı iner. Peşin peşin söylüyorum bak. Bu olay yaşanırsa Trabzon taraftarı haklıdır. Çünkü bir nevi kutsalına dokunulmuştur, dokunulmuştur. Yani bir nevi onurlar ile oynanılmıştır. Beşiktaş tribününe geçti bir tanesi orta parmak gösterdi mesela. Tribünler aşağı indi. Kim suçlu? İnşallah da yaşanır ha bu olaylar. Vallahi bak bizi anlayın diye söylüyorum. İnşallah yaşanır. Lan o 100 kişi, 150 kişi, 1000 kişi olsun. 1000 kişi tezahürat yapmış. 25 milyon Fenerbahçe taraftarını Putinci ilan ettiler. Yazıyorlar bana sen Putinci misin, şucu musun, bucu. Ben özböğüz be Türk'üm. Bana göre Putin de aynı X. Zelenski de aynı X. İsrail de aynı X. İngiltere de aynı X. ABD de aynı X. Anladınız mı arkadaşlar? Bana göre hepsi aynı x. Ha taraftarın yaptığı doğru mu? Yanlış lan ne Putin diye bağırıyorsun. Madde at. Küfür et. Yani madde at küfür et derken en azından tahrik oldun derler. Ses çıkarmazlar. Madde at küfür et. Niye diyorum biliyor musun? Lan Putin demek şu anda en sıkıntılı şey ya. En sıkıntılı şey. Bak 2023'te ülkede siyasi şey var. Siyasi seçim var. Şu anda ülkede bence yapılacak en yanlış şey siyaset. Şu parti ya da bu parti demek bence çok yanlış. Benim mantığıma göre. Çünkü her an her şey olabilir. Her şey değişebilir. Aynı gidebilir. Başka şey olabilir. Yanlış mesela bana göre. Atıyorum. LYS sınavı, şu sınavı, bu sınavı oluyor. Korna çalmak bence en yanlış şey. Şu anda da Fenerbahçe taraftarı en yanlış şeyi yaptı. Ama Fenerbahçe'den açıklama geldi. Şimdi UEFA Disiplin Yönetmeni'nin 31. maddesi uyarınca UEFA Etik ve Disiplin Kurulu 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Önene Turunda 27 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe Dinamo Kiev maçındaki Fenerbahçe taraftan uygunsuz davranışta nedeniyle disiplin soruşturması yürütecektir diyor. Bu taraftar seyircisiz maçta seyircisiz oynama cezası alan taraftar. İçeriye meşale girdi diye. Eskiden mimliyiz biz. Hayırlı olsun. Fakat Fenerbahçe'den açıklama geldi. Bakın Fenerbahçe'nin açıklamasını dinleyin. Bu arada gerçekten merak ediyorum. Fenerbahçe İsrail takımıyla eşleşse hangisini tutacaksınız arkadaşlar? Rakipler. Fenerbahçe Yunan takımıyla eşleştiği zaman hangisini tutacaksınız? İngiliz takımla tutunca şey asıyorsunuz ya İngiliz e, paç şeyleri paçavraları demeyeyim neydi o atıklar asıyorsunuz ya o zaman İngiliz olmuyor musunuz İngilizler sanki bu ülkede soykırım yapmadı mı yani bu ülkeye işgal kuvvetlerinin başında gelmedi mi Atatürk geldikleri gibi giderler diye kime söyledi sizinkilere mi kime söyledi kimden yanasınız çok ilginç ya çok ilginç <laughs> şimdi Fenerbahçe'den açıklama geldi ben onu okuyayım UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda sahamızda oynanan Dinamo Kiev maçında rakip takımın golünden sonra tribünlerin bir bölümünden duyulan kulübümüzü temsil etmeyen, kulübümüzün kurumsal duruşunu hiçbir şekilde yansıtmayan bir söyleme karşı bu açıklamayı yapıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak etki alanımızda her daim hem ülkemizde hem de dünyada toplumsal ve insani konularda farkındalık yaratmaya özen gösteriyor. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kulübümüz savaş sürecinin başlangıcı olan 24 Şubat 2022 tarihinde bu sürece dair tepki veren ilk kulüp olmuştur. Doğru. Türkiye'de ilk kulüp. Tüm resmi mecralarımız aracılığı ile de dile getirdiğimiz mesajımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Savaş yüreklilik değil, korkaklıktır. Savaşa hayır. Ayrıca bu hassasiyetimizin en büyük örneklerinden bir diğeri ise Ukrayna'da barışa dikkat çekmek ve vantli manevi katkı sağlamak amacıyla barış için futbol diyerek Shakhtar Donetsk ile Nisan ayında sahamızda oynadığımız dostluk maçı bu arada biz o maçta sakat verdik ha. Biz o maçta sakat verdik. Sezonun sonuna kadar o sakattan dolayı da puanlar kaybettik. Oynadığımız dostluk maçı ve Shakhtar Donetsk takımını her konuda yanlarında olarak günler boyunca ülkemizde ağırlamamızdır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki duruşumuz ve sürecin ilk gününden itibaren tavrımız tüm kamuoyunun malumudur. Dünkü maçın 58. dakikasında rakip takımın bazı oyuncularının, özellikle geçmişte ülkemizde bir takımda forma giyen yedek kalecilerinin, Boko muydu, Bo Bo Bokoto muydu, ondan bahsediyor. Gol sonrası sergilemiş olduğu abartılı hareketler, tribünlerin bir bölümünün kaleyana gelmesine ve 120 dakika süren maç içerisinde sadece 20 saniye süren bir reaksiyona sebebiyet vermiştir. Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz. Kulübümüzün duruşunu ve değerlerini asla temsil etmeyen bu söylemin tüm taraftarlarımıza mal edilmesi ve kulübümüze sorumluluk atfedilmesi de adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. Bir daha okuyorum burayı. Yani bu söylemin tüm taraftarlarımıza mal edilmesi ve kulübümüze sorumluluk atfedilmesi de adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. Geldiğimiz noktada bu konu üzerinden hem ülkemizin hem de kulübümüzün törnet altında bırakılmasını yanlış anlaşılmaya sebep olacak şekilde gündem yapılmaya çalışılmasını ve konunun siyasetle ilişkilendirilmesini kınıyoruz. Bu gündem vesilesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü olarak spor ve siyasetin birbirinden her zaman ayrı tutulması gerektiği noktasındaki duruşumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna hatırlatıyoruz. diyor. Uzun lafın kısası diyor ki orada kendini bilmez birkaç bin kişi yaptıysa 20 saniyeliğine yaptı. 120 dakika değil. İçeriye bir pankart sokulmadı. Planlanarak yapılmadı. O anki reaksiyonla. Ya bu tahrik edenleri de konuşun diyor. Yok. Bakın ülkemizde var ya bizim ülkemizde gerçekten çok enteresan şeyler oluyor. Vallahi çok enteresan şeyler oluyor. Bir insan bir suç işliyor diyor ki ama tahrik edildim. Ama tahrik edildim diyor. Ciddiye alıyorlar. Ama burada tahrik edildin diyor. Cık, yok. Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe taraftarı madde atsaydı bu kadar zorunuza gider miydi? Giderdi. Yine giderdi. Derdiniz ki adamlar savaş mağduru. Adamlar her gün bombalanıyor. Bir de madde atıyorsunuz. Konuşacak bir şey bulurdunuz. Neyse. Allah herkesin gönlüne göre versin. Rabbim hepinizin gönlüne göre versin. Bu arada Süper Lig'de 1. ve ikinci haftanın programında değişiklik yapıldı. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte şampiyonlar ligi kulüplerinden Maçları Avrupa'da devam ederse perşembe günleri oynanacağı için matematiksel olarak da 24 saat içerisinde iki maça çıkamayacağı için buna bile şike diyen dangalak, salak ahmak insanlar varsa konuşmayalım hiçbir şeyi. Cuma gününe maç almıştı Fenerbahçe'nin. Yani Şampiyonlar Ligi'nde muhtemelen devam eder ümidiyle Salı-Cuma Salı oynar diye düşünülmüştüm. Ancak daha önce de bu arada açıklama yapılmıştı hatırlarsanız. Ancak fikstürde Fenerbahçe maçı değiştirildi. 5 Ağustos Cuma günüydü. Ümraniye maçı. 8 Ağustos Pazartesi. 4'ünde maçı var. 8'inde maçı var. Fenerbahçe'nin. Bakın 8'inde maçı var. 13 Ağustos Cuma günü, günü oynayacağı maçta 15 Ağustos'a. Şimdi 8'inde maç var. Pazartesi. 9, 10, 11, 11'inde de maçı var. 4, 8, 11, 15. Yani 4 15 arasında 11 günde 4 maçı var Fenerbahçe'nin. Bilginiz olsun. Kasımpaşa maçı da dediğim gibi pazartesi gününe alındı arkadaşlar. Buna herhalde şirket diyen salak çıkmaz. O yüzden geçiyorum. Fenerbahçe'den Zuba açıklaması. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki transfer gündeminde olan Artem Zuba ile ilgili açıklamalarda bulunmuş. Bunu ben de şimdi ilk defa okuyorum. Şampiyonlar Ligi'ne elendikten sonra Artem Zuba'nın transferine yönelebileceğimiz haberleri gerçeğe yansıtmıyor. Zuba listemizde olan bir isim değil demiş. Geçen sezon 28 maçta 11 gol 5 asist sergilemişti. Bir şey söyleyeceğim Mustafa Hoca yine bildi yazmak isterdim ama ayıp olmasın. Wolfsburg'dan Atilla Salah'ı açıklaması. Aa bak bir şey söyleyeceğim. Bu Penza için olumlu konuştum. Diyak için biliyorsunuz Putin olayını konuştuk. Zuba'da zaten bilmiş olduk çok şükür. Atilla Salahi'ye geldik. Şimdi Fenerbahçe'de forma giyiyor Atilla Salahi. Şimdilik Wolfsburg'a transfer olacağı iddia edilmişti. Wolfsburg'un istediği iddia edilmişti. Transfer olacağı değil de. Neyse. Wolfsburg teknik direktörü Kovac net bir şekilde ifade yanıt vermiş. Yani net bir şekilde Atilla Salahi'ye ilgi var mıydı demiş. Kovac demiş ki öyleydi. Doğru demiş. Ve gazeteciye Salahi'nin nerede büyüdü, büyümediğini, bilip bilmediğini sormuş. Tabii ki Macaristan'da demiş. Hayır. Rapid'te oynadı ve yetişti. Ayrıca Almanca da konuşabiliyor demiş. Peki, Vosburg'a geliyor mu demiş. Pek sanmıyorum demiş. Şimdi bakın. Dersine iyi çalışan teknik direktör gördünüz mü? Dersine iyi çalışan. Adam diyor ki sen Atilla Salay'ın ne de büyüdüğünü biliyor musun diyor. O da diyor ki Macaristan'da diyor. Tebessik yapmadan ne Macaristan'ı? Bak adamı canını sıkma. Ben Silivri'de büyüdü bu adam. Metis'te büyüdü. Çağlayan'da büyüdü. Mahkemelerde büyüdü. Diyor. Yok şey dedi pardon. Hayır zapitte de oynadı. Almanca biliyor. Almanca konuşabiliyor ya bu adam. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok ya. Ama sen çocuk musun ya diyor yani. Düşün bak. Ama Rapid de oynadı diyor ya. Almanca bildiğini biliyor. Mesela ben bilmiyordum. Ben de bilmiyordum şahsen Almanca bildiğini. Ben Almanca bildiğini bilmiyordum mesela. Helal olsun. Ay oğlu. Wolfsburg'a transfer olacak mı pek sanmıyorum. Burada niye pek sanmıyorum biliyor musunuz? Hocam Fenerbahçe satmaktan vaz mı geçti? 20 milyon euro bon servis istiyor. Ondan dolayı mı? Daha istekli kulüpler var. Ondan dolayı. Bu arada transfer markta göre 12 milyon euro piyasa değeri biçiliyor. 2025'e kadar sözleşmesi var ama bunun hiçbir önemi yok. Artık parayı basan kulüp Almanca bilen futbolcuyu alabilir. Ama Almanca bilen İngilizce de biliyor. Yani İngilizce var. Almanca var. Macarca var. Az biraz Türkçe var. Ben yani iyi bir futbolcu. Yani hocam Salahi hakkında ne diyorsun? Gidiyor mu, gitmiyor mu, kalıyor mu, kalmıyor mu? Bu yürek bir şoku daha kaldıramaz. Kim binciyi gitti bir de Salahi'yi gitmesin. Arkadaşlar e, değerini bulan herkes gider. Ben de dahil. Ben de dahil değerini bulan herkes gider. Herkes gider abi. Ha Salahi gider mi? E, Loan Perez gelmiş hocam. Perez geldiyse o zaman Salahi yolcu mu? Yok. Ama gidebilir. Hocam gider mi? Gidebilir mi? Gidebilir. Normalde biz Luan Perez'i Salah'ı gönderir. Yerini alırız. 16, 12 ila 16 milyon euro arasında bir beklentimiz var sala'iden Onu veririz. Yaklaşık 3'te 1'ine hemen hemen 16'ya falan verecek. 3'te 1'inden biraz fazlasına belki de o civara belki alırız. Ee, Evet biraz tecrübe kazanmış etmiş olacak ama falan filan diye düşünüyorduk. Adamlar kabul etti ya. Ruan Perez'i. Daha doğrusu kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü Fenerbahçe öyle bir takım oldu ki bak ama hocam hep 30 yaşında futbolcu alıyoruz. Bak hep aması var. Geçen sene Salahi, Salahi vardı. Kim Minji'yi alındı. İki tane genç yengen oynamaz. Bunu ben de söyledim. İki tane genç yengen oynamaz. Çok büyük kumar. İsmail Kartal sonradan ne yaptı? Serdar Aziz Kim Minji'ye döndü. Kumarı değiştirdi. Şimdi Serdar Aziz iyi olsaydı Salah'ı Serdar Aziz yapacaktı. Değil mi? Ben açık söyleyeyim. Ferdi çok sarkıyor. Biz Ferdi'yi gözümüzde çok büyütüyoruz. Bak Ferdi bence şu an Ferdi'ye bir takım 16 milyon euro teklifte bulunsa ben satarım. Harbi söylüyorum satarım. Harbi söylüyorum satarım. Hem çocuğun gençliğini kurtarması için hem Fenerbahçe için satarım. Luan Perez'i aldın. Oynat Solbek. Nova şutla Çağatay kuru kalıp da yedeği de ben bunu da yetiştireceğim de artık idmanlarda düş üstüne abi yapacak bir şey yok. Düş üstüne. Hiç olmadı Muhammed Gümüş kadın sol bek yapacağım de. Düş üstüne bu çocukların. Al sana babalar gibi sol bek. Alacağın da böyle olur ya. Yani alacağın Türk herhangi bir sol bek de böyle olur. Ha Ferdi kalırsa rekabete girer. Güzel olur. Takımda hiç sol bek yok Adam kimden örnek alacak? Luan Perez'i sol bek oynatabilirsin. Sol stoper oynatabilirsin. Salahi'yi satacaksan gönül rahatlığıyla satabilirsin. İyi de hocam bu gitse öbürü de gitse. Nino'yu da çekersin stopere. Bu arada ben size Nino ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Erum bu penzayı söyledik. Ben Nino ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Açık söyleyeyim mi? Madem 25 bin aboneye geçtik. Bana gelen zayıf duyum şu şekilde. Nino kesinlikle Fenerbahçe'de. Adamlar kabul etti bizim şartları diye. Not. Daha geçen gün yüzde bilmem 60'ına mı yüzde bilmem neyine 8 milyon euro isteyen takım bizim 3,5 artı opsiyonla 5'e çıkan teklifi kabul etti diye zayıf duyum geldi. Yani uzun lafın kısası Nino e, 3,5 bu penza ücretsiz kiralama önümüzdeki sene de 5 ona belki 1,5 da ona bonservis olarak opsiyon olarak 6,5 3,5 da buradan 9,5 10 ikisini toplam 10 milyon euroya alsam ne dersiniz? Bu penza Hocam bu penza geliyorsa kim gidiyor? Bugün daha dün size sordum. Rossi'ye 9 artı teklif gelse satılsın mı dedim. Sizler kabul ettiniz. Kanal kıvırmayacaksınız değil mi? Dönme falan yok. Dönmeyeceksiniz değil mi sözünüzden? 9 milyon euro teklif Çünkü dün saç baş yani dün diyorum 2 gün önce saç baş yoldurdu ya. Çıldırttı insanı ya. Ya arkadaş en büyük bak en büyük Rossi'cilerden biri. Ben, ben delendim ya. Ya bu kadar mı ayaksızsın ya? Lan bir tanesini at lan. Ya çok değil bir tanesini at ya. Ya bir tanesini at sonrasını yat. İsmail Yüksek kırmızı yedi. Ya o hakem zaten şartlanmıştı İsmail görmese. King görecekti. O görmese bilmem Salah'ı görecekti. Adamız şartlanmıştı ya. Bugün ben, dün, bugün ben dün daha doğrusu bugün demeyeyim. Dün benim Galatasaraylı akrabamla görüştüm. Diyor ki ya adam be, hakem diyor belliydi diyor bas bas bağırıyordu diyor. Atsam atsam bedavaya kimi atsam diyordu diyor. Biz böyle hakemlerden çok çektik diyor. Ama diyor sizin şu Putin olayından sonra bundan sonra bütün hakemler sizin üstünüz oynar diyor. 2-3 sene boyunca bu olay unutulana kadar diyor. Bütün Avrupa'daki bütün hakemler sizi doğramaya oynar benden söylemesi diyor. Ben dedim ki sadece bizi doğramaya da bütün Türk takımlarını doğrarlar. Bugün... Atıp tutan arkadaşlar da yarın derler ki aa bak Fener'in yüzünden oldu. Yok Fener'in yüzünden olmadı. Siz o kadar yangını büyüttünüz. Bir özürle geçiştirebilirdiniz. Türk medyası olarak dik dursaydınız deseydiniz ki tamam bin kişinin yaptığı yanlış. Fenerbahçe maçlarını alınmasın ama tahrik de yanlış. Biz sizi savaş mağduru zannediyorduk. Savaş soytarısı hareketler, soytarı gibi hareketler neydi deseydiniz. Bak biz bunun ceremesini bütün takımlarla çekeceğiz. Ya kabahat Fenerbahçe'nin tabi ne güzel ne güzel İstanbul. At gitsin Fenerbahçe'ye değil mi? Zaten Fenerbahçe gariban. At gitsin anasını satayım. Kendi üstüne sorumluluğu. Sen hiç yapmamışsın gibi. Geçiniz beyim. Geçiniz. Kimse kimseyi kandırmasın. İlk taşı en günahsızınız atsın. İlk taşı en günahsızınız atsın. Anlatabiliyor muyum? İlk taşı en günahsızınız atsın. Allah'ta da sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Forvet duyumlarını vermiş oldum. Salahi duyumlarını vermiş oldum. Aslında stoper duyumu da vermiş oldum. Forvet ve stoper duyumları diyeyim başlığa ya. En net duyumlar diyeyim. Bu arada Jesus'un açıklamaları falan vardı. Onu da diğer kısımda konuşayım artık. Çok 31 dakika olmuş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. 31 dakika çok fazla olmuş.